TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu gece konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman. Birlikte koronavirüsün hayata etkisini ve bize düşündürüklerini konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ramazan'ın evet. güzelliğini yaşıyoruz elhamdülillah. Evet, Sizle de beraber olmak benim için her zaman zevk. Yine zevk. Bizim için. De i̇nşallah de. güzel bir program benim olur. için. Emre Hocam bugün size bir soru sorarak başlayacağım programa. Yapılan bazı sokak röportajlarında işte korona bize iş işlemez, bizim imanımız var. İşte camiye, Kabe'ye korona giremez. Bizim abdestliyiz zaten korona bize etki etmez tarzında böyle açıklamalar var. Sizce bu kişiler için ne söylenebilir? Şimdi tabii bu tarz açıklamaların öncelikle böyle bütün Müslümanların kapsamadığını yani Müslümanların genelini temsil etmediğini söyleyerek söze başlamak lazım. Hı. Ama yazık ki bunlarla karşılaştık. Yani sokak röportajlarında da gördük bunu. Ya da işte Diyanet İşleri Başkanlığı haklı bir kararla camilerde toplu halde ibadeti erteledi. Özellikle cuma namazları. Ve bu olması gereken bir şeydi. Neden? Çünkü yani düşünün ki camide ilk hafta hutbe verilirken işte kalabalık yerlerden uzak durun. Yakın temasın uzak durun dendi. E i̇şte bunu tutarlı olabilmesi için yani olabildik, olabildiğince en yakın olduğumuz ve en kalabalık olduğumuz ortamlar zaten genelde ibadet ortamları yani camiler bu anlamda. E, haklı bir karar olarak bu yapıldı ama işte bazı yerlerde işte insanlar biz bunu tanımıyoruz bu kararı. Biz işte yine toplu halde namazımızı kılacağız. Camiye gireceğiz e, diyenler oldu. Bunun yanında yani tabii ki halkımızın böyle bu anlamda iyi niyetli olması bir yandan sevindirici ama bazen de temelsiz gereksiz iyi niyet bir takım ciddi zararlar da ortaya çıkartabilir. Yani camiye korona girmez ne demek yani korona her yere girer ya da herhangi başka bir virüste ya da Kabe'ye girmez ne demek yani korona her yere girer. Çünkü Allah'ın yasaları her ortamda her yerde geçerlidir. Tabi İslam'ın sürekli olarak akıl ve mantık dini olduğunu biz vurguladığımız zaman bazı insanlar bize tepki gösteriyorlar. neden bunu söylüyoruz? İşte Müslümanın bu tarz konularla karşılaştığı zaman aklını mantığını devreye sokmasının önemini görüyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak düşünün diyor. Sürekli aklınızı işletin, aklınızı çalışın diyor. Çalıştırın diyor. dolayısıyla dini hükümler akla ve mantığa aykırı değildir. Ee, bu tarz bir anlayışın ise hem akla mantığa hem de dine aykırı olduğunda da şüphe yoktur. Yani bu tarz bir anlayışın İslam'da yeri yoktur. Ee, tabii şu var. E, bunun temel nedenlerinden biri bence e, dinimizde gerektiği gibi bilmiyor olmamız. E, burada gereksiz bir e, teslimiyet söz konusu. Neden? Çünkü e, eğer ki biz Allah'ın bize vermiş olduğu sağlık emanetini gerektiği gibi korumaz. Almamız gereken tedbirleri almaz ve bizim imanımız var bize virüs işlemez bizim imanımız var işte korona bize işlemez diyorsak ya iman sahibi olup birçok hastalıktan vefat eden insanlar var. Yani şu anda ilk defa biz bir virüsle karşı karşıya kalmadık ki mesela işte İspanyol gribi dediğimiz bir grip vardı bu geçtiğimiz yüzyılın başında. O milyonlarca insan vefat etti ondan E, ve vefat eden insanların içerisinde hiç mi iman sahibi kimse yoktu ya da daha önce veba salgınları oldu. Ee, bu veba salgınlarında ölen insanlar iman sahibi insanlar değil miydi? Yani bir kısmı mutlaka iman sahibi insandı. Yani insanlık bunu tecrübe de etti. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmediğimiz bir şey değil. Hayatımız ilk defa bir virüsle karşılaşmış olsak ve e, imanımızın bu virüsle mücadele etmesinin yeterli olacağını düşünüyorsak hadi anlayalım bunu. Ama geçmiş tecrübeler bunu gösterdi. E, bu anlamda e, korona bizi işlemez, bizim imanımız var ya da işte Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz gibi e, bir anlayışın İslam'da yeri olmadığını bilmemiz gerekiyor. Gerçek iman aklın ve bilimin verilerini kullanarak hareket etmeyi e, gerektirir. Bu anlayış açıkçası koronadan daha tehlikelidir. Bir Müslüman'a bu şekilde bir tavır e, yaraşmaz, e, yakışmaz. Yani kaderimizde varsa olur, e, takdir ilahi eğer virüs bize bulaşacaksa e, Allah'ın takdiridir demek çok doğru değildir. Neden? Hem Kur'an'ı temeli yok bunun hem de Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman e, konularda peygamberimizin nasıl tedbirli davrandığını biliyoruz görüyoruz. Ya da Hazreti Ömer mesela Şam'da bir veba salgını olduğu için oraya girmiyor. Hatta onu eleştiren sahabeler oluyor. Yani sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyorlar. Hazreti Ömer diyor ki evet Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum diyor. Dolayısıyla bir Müslümanın hareket ederken aklını kullanmasının önemini burada da tekrardan görmüş olduk. Çok inanılmaz manzaralarla karşılaştık mesela. Ee, ha korona varmış falan diyor adam dalga geçiyor. Herkesin elini sürdüğü işte türbe demirlerine falan elini sürüyor, yalıyor. Yalayanlar falan. da ha, evet, evet, yalıyor falan. Yalayanlar var, ada şifa gelecek. Ee, yani. yani öyle görüntüler oldu ki hakikaten insan aklı duruyor ama tekrar vurgulayalım. Yani Müslümanların büyük kısmına sorsanız aslında bunları yadırgacaklardır. Ve yani bunun İslam değeri olmayacağını söyleyecekler. Yani İslam'ın yalamakla, bez öpmekle, şununla bununla alakası Bu tarz böyle olmadığına göre. göre alakası olmadığını yani, söyleyecekler. Şey, yalamak üzerinden bir takva gösterisi de saçmaydı. Bir de şu var. E, Hocam da çok iyi hatırlayacaktır. Siz de bilirsiniz. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz baktığımız zaman mesela Hazreti Eyüp'ün ciddi anlamda ağır hastalık acılarıyla yüzle geldiğini biliyoruz. Yani şimdi Hazreti Eyüp İman sahibi değil miydi? Muttaki değil miydi? Yani Allah gönülden teslim olmuş, duyarlılık, soğumluk, dincil hareket eden bir kul değil miydi? Öyleydi biz onu çok sabreder bulduk diyor Allah Kur'an'da. Ama Hazreti Eyüp hastalık acısı çekiyor. Yine mesela Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı babası olarak dünyaya götürüyor Allah'ın bir mucizesi olarak. Ama Hazreti Meryem babası olarak Hazreti İsa'yı dünyaya getiriyor diye bu Allah'ın bir mucizesi diye Ortalama bir kadının çektiği doğum sancısından uzak olmuyor. Yani Hatta şiddetli bir doğum sancısı çekiyor Hazreti Meryem. E şimdi Hazreti Meryem iman sahibi değil miydi? Bu ne demek? Allah'ın yasaları herkes için geçerlidir. Böyle de olması gerekir zaten. Yani işte biz bir yandan biliyoruz ki peygamberimiz savaşa da katıldı mesela. Orada canını da ortaya koydu. E yaralandı. İşte Tarih kaynaklara baktığımız zaman. E diğer Müslümanlar da. Yani o zaman mesela şöyle düşünmemiz lazım. Birisi virüs, virüs işlemiyorsa imanımız varsa e, hani Bedir'de Müslümanlar galip geldiler ama Uhud'da mağlup oldular. Yani o zaman mesela şöyle düşünmemiz lazım. Biz Müslümanız, imanımız var. Biz hangi savaşa girsek o savaştan galip geliriz. Çünkü kimsenin attığı şey bizi işlemez. Kimsenin e, vurduğu darbe bize işlemez dememiz lazım ki bunu o mümkün olmadığını biliyoruz. E, gerçek e, iman tedbiri alıp Allah'a tevekkül etmek de olur. Yani önce biz tedbirimizi alacağız. Aynı zamanda tedbirimizi alırken Allah'a da güvenip dayanacağız. Çünkü Allah'a güvenip dayanmadan alınan tedbirin de bir anlamı yoktur. Ee, aynı zamanda tedbir almadan doğrudan tek başına Allah'a güvenmek de İslam'ın e, ortaya koyduğu bir hakikat değildir. Bu ikisi birbirinin alternatifi değildir. Tam tersine hem tedbirin hem tevekkülün beraber olması gerekir. İki tane ayetten örnek vereyim tamamlayayım müsaadenizle. Ee, mesela Nisa suresi 71. ayette Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ey iman edenler düşmanlarınıza karşı tedbirlerinizi alın ve savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın. Şimdi Kur'an bize ne diyor? O savaş esnasında tedbirinizi alın diyor. Yine mesela Nisa suresi 102. ayette e, o savaş esnasında yine mesela namaz kılındığı zaman onlardan bir grup seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını alsınlar diyor. Böylece onlar secde ettiklerinde arkalarında olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar. Onlar da koruma amaçlarını ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size apansız bir baskın yapabilmek için sizin silahlarınızdan ve erzak ve mühimmatınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Hı hı. Şimdi o dönemde mesela Müslümanlar gereksiz bir bu anlamda tedbirsiz davranabilirlerdi. Yani biz Allah uğruna savaşıyoruz değil mi? Allah yolunda savaşıyoruz. Ya, inkar edenler isteseler de bize baskın yapamazlar. Ya da silahlarımız yanında olmasa da bize galip gelemezler diyebilirlerdi ama Allah uyardı onları. Hatta diyor ki koruma tedbirlerinizi alın diyor yine aynı şekilde ayette. Hani bir de şey hatırlarsanız Hazreti Yakup çocuklarını Mısır'a gönderirken orada diyor ki ayrı ayrı kapılardan girin diyor. Ha ben diyor Allah'ın sizin için takdir etmiş olduğu bir şeyi sizden geri çeviremem. Ama bu tedbir amaçlıdır. Yani tedbirinizi alın. Eğer işte bir yakalanma gibi bir durum ya da aksi bir durum söz konusu olursa en azından başınıza ne geldiğini bilebilmemiz için muhtemelen Allah bilir e, hikmetini e, en azından birileri yakalanmamış olsun ki hani bilelim işte başlarına şöyle bir şey geldiği gibi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e baktığımız zaman hiçbir şekilde e, akla, bilgiye, bilime rağmen bir e, tevekkül söz konusu değildir. Tedbirimizi de alacağız, tevekkülümüzü de yapacağız, duamızı da edeceğiz. Yani bunun hiçbir hiçbirbirinin alternatifi değildir. Tabii ki biz sağl sağlığımızı korumaya çalışacağız Allah'ın bir emaneti olduğu için. Ama aynı zamanda Allah'ın bize şifa vermesi için Allah'a dua edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in duasında olduğu gibi. Bunun yanında aklın ve bilginin, bilimin verilerini de kullanarak kendimizi nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Hocam yani bu iddiaları yapan insanlar zaten hani birçoğu iyi niyetlidir gerçekten. Ama bir yerde temelsiz bir iddiada bulunmuş oluyorlar. Yani sonuçta Allah Kur'an'da burada söylenen iddiaları yani koronanın ya da herhangi virüsün salgının, hastalığın... Kabe'ye giremeyeceğinden ya da e, imanı olanı abdest olanı e, bir şekilde değinmeyeceğinden bahsetmiyor. Yani olmayan bir şeyden aslında konuşulmuş oluyor. Tabii. Ki zaten öyle bir şey olsaydı bir yerde de imtihan kavramına ters bir durum oluşacaktı yani. Çünkü Allah birçok yerde e, birçok ayette iman edenleri de zorluklarla e, imtihan edeceğini söylüyor. Buna rağmen hani bu şekilde işte bizim imanımız var bize böyle bir şey dokunmaz demek absürt bir durum olurdu diye düşünüyorum. Evet. E, Caner Hocam size de bir soru yönelteyim. Ee, şimdi koronavirüs pandemisiyle birlikte aslında hayatımız birden değişti. Yani gerçekten sahip olduğumuz birçok alışkanlıkları değiştirmek zorunda kaldık. Ee, i̇nsanlar sizce bu olaylardan nasıl ders çıkarmalı? Tabii şimdi hocam bunlardan çıkartılacak çok dersler var ama yani birkaç başlıkta e, bunları toparlamaya çalışayım. Birincisi Kur'an'ın en temel iddialarından biri hep göz önünde bulundurmamız gerektiği bu hayatın bir imtihan dünyası olduğu. Bununla ilgili bir iki ayet okuyayım hemen. Mülk suresi ikinci ayet. Allah diyor ki o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani bu hayatın olması, ölümün olması hepsi bir imtihanla ilişkili. Veyahut da Ankebut suresi ikinci, üçüncü ayetler okuyalım. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanlar ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Başka ayetlerde de var. Yani Kur'an'ın bütününde olan bir şey. Kısacası bu dünya ak kul, karakulun ortaya çıkacağı dünyadır. Bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Bir böyle sıkıntılarla. Aslında bollukla da ortaya çıkıyor. Yani imtihan tabii yanlış da bir şey anlaşılmasın burada. Biz imtihanı genelde böyle daha sıkıntılı anlarda imtihan da istiyoruz şu anda. Aslında imtihanın olmadığı bir an yok. Doğumla ölüm arasında bilinçli olduğumuz her an biz e, imtihan içindeyiz. Zenginken her şey yolundayken de imtihandaydık. Biz evvelden e, işte birbirimizle görüşürken, yan yana rahat otururken, e, insanlar birbirine kucaklaşıp da işte beraber e, iftar sofraları topluca yapabilirlerken, beraber işte sinema salonlarını doldururken de imtihandaydık. Ama o, o dönemdeki mesela o nimete şükredebildik mi? O imtihanı verebildik. Yani o dönemde bu mesela beraberliğimizin faydasını görebildik mi? Bak şimdi anlıyoruz mesela orada aslında ne kadar nimetler varmış. Belki farkında olmadığımız nimetler vardır. Koronanın bize öğrettiklerinden birisi bu. Evvelden farkında olmadığımız birçok nimet varmış. Mesela o yoğun bakıma giden birçok insanın o tavanı seyrederken işte evvelden yani pandemi döneminde evinde kalmanın nimet olduğunu anlayabiliyor. Ve hatta işte bu böyle o dönemdeyken istediğimiz zaman e, sokağa çıkmanın, istediğimiz şekilde insanlar rahat görüşmenin ne kadar büyük nimet olduğunu anlıyoruz. Ama elimizdeyken nimet birçok zaman anlamıyoruz da çıkınca anlıyoruz. Ama böyle olmak zorunda değil. Kur'an'ın yaptığı şeylerden birisi işte imtihan dünyasında olduğumuzu bize söylediği gibi Allah'ın verdiği görmek gibi, işitmek gibi birçok nimet olduğunu söylüyor bize. Kur'an bize şükredici bir zihin inşa ediyor. Yani nimetler içinde olduğumuza vurgu yapıyor. Neydi? Kur'an'ın sıfatlarından birisi zikir, hatırlatıcı. Neyi hatırlatıyor bize Kur'an? Aslında bu dünyada birçok nimet içindeyiz. Hangimiz gözümüzü yerine koymak için bir çaba sarf ediyor? Ya bırakın gözümüzü, kirpiğimizi hangimiz yaptık? Hangimiz parmaklarımızı, tırnaklarımızı yerine koydu? İşitmeyi koydu. Havayı bu kadar rahat almamızı sağlayan hangimiz? Bu dünyada işte bu kadar dostlarımız, sevenlerimizin olmasını, aile, insan annesinin, babasının, çocuklarının olmasını sağlayan ki. Hepsi Allah'tan. Ha, ahirette biz bunlara şükredip şükretmediğimizin ee, hesabını vereceğiz. Korona biz adeta dedi ki bak çok nimet var da şükretmiyorsun. Yani Korona bir yerde onu söylüyor eğer biz mesajı duyabiliyorsak. Veya Korona bize işte demin dediği gibi Kur'an ayetlerinde söylediği şeyi bak imtihan dünyasındasın diye geçti. Sen bu korona karşısında nasıl durduğunla işte korona dönemi fakirlerin çoğaldığı, çok büyük ekonomik sıkıntıların çıktığı bir dönem. Bu dönemde bakalım sen kendi maddi e, sahip olduğun şeylerden başkalarını faydalandırabiliyor musun? Burada aktif bir görev içinde misin? Bu insanları gözetiyor musun? Mesela korona bir anda işte imtihan olarak karşımıza bunu çıkardı. Bunu yapıp yapmayacağımızı çıkar. Bir birçok zaman diyoruz ki Allah için her şey yaparım ederim. Tamam işte Allah için yapacağın şey işte her zaman bu ama yani bugün daha da çok bu ortaya çıktı. Bakalım ne yapıyorsun? Gerçekten malın sahibi Allah diyorsun. İyi bakalım davranışın malın sahibi Allah gibi mi yoksa bu mal benim istediğimi veririm vermem gibi mi davranış içindesin? İşte şu andaki bu sıkıntı döneminde bu ortaya çıkacak nasıl davrandığı. Birçok açıdan imtihanına çekileceğiz. Bakalım biz zorluklar sıkıntılar karşısında nasıl duruyoruz? Korku karşısında nasıl duruyoruz? Bütün bunların hepsinin imtihanını veriyoruz. Aynı zamanda koronanın bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de mesela bizim aciz olduğumuz. Birçok zaman biz yani dünyadaki her istediğimiz yapıda rahatça kucaklaşamıyoruz. İnsanların birçoğu <laughs> inşallah da yapıldır tabii onların yapılmasıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İslam açısından yapay zekaların ki hocam senin de alanlarından biri yapay zekayı çalıştığını biliyorum. Akademik olarak işte yapay zekalar yapacağız birçok şey yapay zekalar götürecek işte organlar yapacağız. Değil mi? İnsanların birçoğu mikro seviyeye e, müdahale edip hastalıkları çözeceğiz diye göre o hedef de iyi bir hedef, kötü bir hedef değil. Fakat bir kısım insanlar insanlığın bu başarıları sanki artık insanlığın Allah'a ihtiyacı yok. Yani bir nefsini ilahlaştırmaya için bir aracı gördü bu iş. Oysa Allah bunları bize imkan verirse yapay zekalar, yapay organlar Allah'a şükretmemiz için bir vesiledir. Ama kimi insanlar Allah'la irtibat kurmada gerçek hayatın anlamını değil de sanki insanların teknolojik üretimleriyle sınırlı dünyada bir anlam bulmanın peşine gider gibiydiler. Koran'da da bir yerde burada bize diyor ki ya kalp sen acizsin. Bunları yapsan da acizsin. Bir tane virüs gelir sana tokadı yapıştırıp patlıyor oturursun hiçbir yere gidemezsin. Dedi Koran o mesajı alıyorsak yani aciziz mesajını verdi. Aynı zamanda ne mesajını verdi Kur'an bize? Ölümlü bir varlıksın mesajını verdi. Peki bu biz aciz olduğumuz, ölümlü olduğumuz koronayla mı beraber belli oldu? Hayır bu zaten belliydi. Yani biz aslında işte kendi vücudumuza baksak damarlarla kanlar gidiyor. Bunların bir tanesinin tıkanması bize bir de bizi ölüme götürebilir. Her an etrafımızda ölenleri görüyoruz. Bunu görünce bizim zaten ölümlü olduğunu, aciz olduğumuzu anlayacağımız veri hep etrafımızda vardı. Fakat koronayla bu birçok insanın daha gözüne girdi. Burada ben böyle şöyle bir tespit yapıyorum. Niye yani? Aslında her zaman farkında olacağımız bu gerçekte birçok kimse niye daha çok bu dönemde farkına varıyor. Onun da sebeplerinden biri tahminimce şu. İnsanlar şimdi biz üzerine konsantre olunca ölümü düşünüyoruz, acizimizi düşünüyoruz ama insanlar bu birazcık tadımızı kaçırır diye bunun üzerine konsantre olmuyorlar, tefekkür etmiyorlar. Ama şu anda öyle bir şey oldu ki televizyonu biz zaplıyorsunuz işte yoğun bakımda falanca hastanede korona için neler yapıldı. Yok öbür kanalı zaplıyorsunuz. Bir yakını koronadan ölen kimse işte o yakınıyla ilişkisini acısını anlatıyor. İkincisi işte koronanın nasıl zıplayıp sıçrayıp nereden girip nereden çıktığını anlatıyor. Yani öyle bir şey ki bir tehlikenin varlığı ve o tehlikenin ölüme bizi götürebileceği tipi bir şey. Her zapladığımız kanalda var veyahut da konuştuğumuz her insanda var. Gazete alıyorsak orada var. internette açıyorsak bir sayfaya giriyorsak gazete her taraftan karşımıza çıkıyor. Yani aslında ölümün deliller her zaman etrafımızda vardı ama insanlar sanki ölmeyecekmiş gibi bir hayat dizayn ettikleri için biz ölüm etrafımızdan duymuyorduk. Yakınlarımızdan duymuyorduk. Televizyonda duymuyorduk. Gazetede duymuyorduk. Bu da ne oluyordu? Sanki ölmeyecekmiş gibi bir hayat tasarımımızı kolaylaştırıyordu. Şu anda ölümün bir ihtimal olduğu ve ona göre hareket etmemiz gerektiği o kadar çok yerden bir ölüm ifadesi ve ölü sayıları geliyor ki bir gün ölecek bir varlık olduğumuz gerçeğimizden kaçmamız, kendimizi saklamamız eskisi kadar kolay değil. Yani bu medya ile oluşan ortam aslında bizi yani hep kaçmaya çalıştığımız ölümden biraz kaçamaz kıldı. Hı hı. Ha bu da kendi içinde değerlendirsek değerli bir şey. Niye? Çünkü biz ölümü unuttuğumuz için azıyoruz. Ölümü unuttuğumuz için biz Allah'a hesap vereceğimiz gerçeğini unutuyoruz. Bir gün Zerre kadar iyiliğin karşımıza çıkarılacağı bir günün geleceği, zerre kadar kötülüğün karşımıza çıkaracağı bir günün farkında olmuyoruz ve farkında olmadığımızda da ne yapıyoruz? Dünya hayatımızın merkezine bu dünyada işte güç elde etmeyi, mal elde etmeyi bu dünya hayatımızın esas gayesine çevirebiliyoruz ölümü unuttuğumuz için. Sanki biz öldüğümüzde ahirete bir tapu havalesi yapılacak. Tapular ahirete havale edilecek bankadaki dolar, euro, altın hesapları ahirete havale edecekmiş gibi bir zan içindeyiz. Öyle bir şey olmayacağını biliyoruz ama yani öyle bir hırsla biriktiriyoruz ki yani sanki öyle bir zanneden yani dışarıdan birisi baksa bu herhalde yani oraya bir havale e, sistemi olduğu kanaatinde diyecek şekilde hareket ediyoruz. İnşallah bu işte bir ölüm gerçeğiyle daha çok yüzleşmemiz bu şerden böyle bir hayır doğar. Nitekim Kur'an'da şer sandığımız birçok şeyde hayır, hayır sandığımız çok Şeyde şer olduğu da geçiyor. Biz kendi adımızı buradan hayır çıkarmaya çalışalım. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Ki inşallah çünkü asıl kazanç İslam açıdan ahiret kazancıdır. Bu dünya hayatı zaten her harekete geçecektir. Buradan böyle bir sonuç çıkaralım inşallah. Öyle hocam kesinlikle yani. Koronavirüs gerçekten bize bir yerde ölümü hatırlattı ki aslında ölüm her zaman bize yakın. Yani yakınlarımız olsun biz olsun her an aslında ölebiliriz. Belki bugün belki yarın. Ee, ama koronavirüs gerçekten bunu bir şekilde medyaya e, çok fazla e, ortaya çıktığı için medyada artık çok fazla hatırlamamıza sebep oldu bir şekilde. E, bu bir yerde aslında inanç dünyamızı da etkiler oldu. Onu da hocam size sorayım Emre hocam yani koronavirüs nasıl inanç dünyamızı etkiledi? Şimdi tabii e, koronavirüs sebebiyle vefat eden insanlara Allah'tan rahmet dileyelim yani sadece ülkemizde de tüm dünyada. Evet. Çünkü küresel bir pandemiyle karşı karşıyayız bu anlamda ve şu anda hastanelerde koronavirüsüyle mücadele eden insanlara da Allah'tan acil şifalar dileyelim yakınlara da sabırlar dileyelim. Bu ciddi bir şey. Bir anda insanların aslında kendilerine yüzleşmesine de sebep oldu ve bizi böyle bir ani yakaladı aslında koronavirüs. Sınırlandırdı, kısıtlandırdı. İşte Evlerimizdeyiz. Olması gerektiği gibi. Ama şu var. Bir yandan da Caner hocamın dediği gibi bize acizimizi hatırlattı ve sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bize hatırlattı. Ve inşallah bu hatırlatmalar ve bu pandemi süreci ortadan kalktan sonra da devam eder. Çünkü insanın böyle bir yönü de vardır. Kur'an-ı Kerim'de buna dikkat çekilir. Yani geminin içerisinde azgın dalgalarla karşı karşıya kaldığı zaman insanların e, dini sadece Allah has ona yöneldikleri ama Allah onları sağ salim karaya ulaştırdığında e, yine e, Allah ortak koşmaya başladıkları ile ilgili bir takım böyle nankörlük e, anlatılarının Kur'an-ı Kerim'de olduğunu biliyoruz. Bu açıdan e, gerçekten bundan sonraki süreç de önemli. Tabii sahip olduğumuz şeylerin kıymetini hatırlattı bize dedik ya hani Orhan Veli'nin meşhur e, şiiri diyor ya bedava yaşıyoruz bedava, e, hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Yağmur çabuk bedava çok güzel bir şiirdir ee, buradan onu e, şu an hocam şey bazen bu, o şiirin biraz daha manalı geliyor değil mi insan <gülüyor> yani, <gülüyor> yani bedava yattı yani ne ki bedava yani hava şu özellikle anlıyorum. hocam düşünce hani zaman zaman böyle sosyal medyadan da benzer paylaşımlar oldu hatta bir e, koronavirüs tedavisi e, başarıyla sonuçlanmış bir işte ya da süreci devam eden bir İtalyan'dan bir paylaşım e, dolaşıyor internette bilmiyorum gerçekliği nedir ne değildir ama yani gerçek olmasına olur yani mesaj en nihayetinde gerçek yani adam şu anda günlüğüne işte bilmem kaç euro vererek bir işte hava alabilmesi için bir üniteye bağlandığı, cihaza bağlandı. ama normal zamanda bedava alıp verdiği havanın kıymetini hiç düşünmediğini, hiç anlamadığını ve şu anda onun kıymetini anladığını söylüyor. Böyle birçok örnek vardır. Yani dikkat ederseniz bu virüs hani nefes darlığına sebep oluyor falan, ciğerlerde ciddi anlamda tahribat yapabiliyor, etki yapabiliyor. Şimdi düşünüyoruz mesela nefes almak ne kadar büyük bir nimet ve bir maliyeti yok bize. Aslında biz farkında değiliz. Yani Allah'ın bize peşinen vermiş olduğu ve aslında bizden hiçbir karşılık istemeden vermiş olduğu nimetler aslında en büyük zenginliğimiz. Yani bu hani sağlık e, odaklı sağlık merkezli e, bu anlamda düşünülebilir. Ama tabii bazen de galiba sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini anlamak için onlardan yoksun olmamız gerekiyor. E, bu da Allah'ın bence rahmetidir. Yani bize bazı şeyleri fark ettiriyorsa hani genelde insanlar Ölümden kötü bir şey olmadığını düşünür ama yani Ölüm belki ölen insan için bir Geri dönüşü mümkün olmayan süreçtir ama Geride kalanlar için bir ibret olabilir Herkes hayatını gözden geçirebilir Bunun yaşı olmadığını anlayabilir Her an ölümü kendine yakın hissedebilir Bu anlamda Ve aynı zamanda canlı olup olmadığını Bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız Yani böyle bir şeyin karşısında aciz kaldık Bu tabi Dikkat ederseniz Herhangi bir böyle bir Devlet ayrımı millet ayrımı ee, sosyoekonomik e, gelir ayrımı yapmadı yani işte Danimarka'da diyelim insanların e, kişi başı milli geliri 50 bin 55 bin dolar civarı, Etiyopya'da e, 100 dolar civarı insanların e, diyelim 150 dolar civarı kişi başı milli geliri var ama orada da var, öbür tarafta da var. Evet. Tabii biz yani yanlış anlaşılmasın. bak o oh, iki orada da var diyecek durumumuz yok yani hiç kimsenin böyle bir şeyle e, imtihan edilmesi istenmesi gibi ama belki şunu düşünmemiz lazım dünyanın küçük bir kümesi dünyanın geniş kalabalıkları karşısında çok ciddi anlamda rahat ve konforlu bir hayat yaşıyorlar. Evet. Tabi bunun çok çeşitli sebepleri var. Tek bir şey indirgemek mümkündür ama dünya genelinde ciddi bir adaletsiz gelir dağılımı durumunun söz konusu olduğunu biliyoruz. Yani geçtiğimiz yüzyıl birçok şu anda refah seviyesi yüksek toplumun, devletin, Dünyanın birçok yerindeki milletleri sömürmesi geçti. Ee, i̇nsanlığın utanç tablosu olan kırıklarla dolu bir karneye sahip olmamıza sebep olacak birçok olayla karşılaştık. İnsan, şu anda da dikkat edersiniz yani birçok yerde dünyanın şu anda hala savaşlar devam ediyor. Çocuklar ölüyor, işte kadınlar ölüyor, genç yaşlı ayrım olmadan her yaştan insanlar ölüyorlar. Neden dolayı? Bazı insanların veya diyelim sistemlerin, yönetimlerin doyumsuzluğundan, gözünden dolayı. Yani Orta haline bakalım şu anda yakınımızda olduğu için. Yani Orta Doğu'da petrol olmasa işte bir takım küresel güçlerin bu petrol üzerinde bir takım hesapları planları olmasa acaba Ortadoğu bu kadar karışır mıydı? Tabi bunun teolojik arka planı da var. Teolojik neden ne de var şüphesiz ama o kısma şimdi girmeyelim. Bununla beraber tabi e, bu virüsün Allah'ın insanlığa bir cezası, bir cezalandırması olduğunu söylemek haddimizi aşmak olur. E, bundan Allah'a sığınırız. Ama şu var, ee, bunu sadece Allah bilebilir ama biz e, buradan ne ders çıkartabiliriz kendimize diye düşünmemiz lazım. Acaba insanlık kendi eliyle hangi hataları yaptı ki mesela böyle bir şey karşısında aciz kaldı? Hemen birkaç tane ayetle e, örnek verelim isterseniz. Şimdi Rum suresinin 41. ayeti Caner hocam da çok iyi biliyor. Burada diyor ki insanların ellerle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Neticede Allah yaptıklarının kötü sonuçlarından bir kısmının kendilerine tattıracaktır. Umulur ki yol yakınken dönerler. Yani bugün mesela biz yüzlerce yıl çevreye verdiğimiz zararların özellikle mesela 19, 18-19. yüzyılda insanlık çevreye çok ciddi imtihan edildi. Hala da mesela imtihan ediliyor. Çevreye verdiğimiz zararların, denizlere verdiğimiz zararların, oradaki yaşayan canlara verdiğimiz zararların sonra bize nasıl olumsuz şekilde döndüğü, nasıl bundan sebep ortaya çıkan yeni hastalıklarla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Yine mesela Şura suresinin 30. ayeti bence çok önemli. Bu konular konuşulurken tartışılırken gündeme gelmesi gereken ayetlerden bir tanesi. Diyor ki başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız sonucudur. Üstelik Allah birçoklarını da affetmektedir diyor. Yani biz mesela düşünelim acaba insanların bağışık sisteminin zayıflaması için yapılan şeyler işte gıdaların genetiğiyle oynanması, ee, tarım alanlarının maalesef ki e, betonlaşması e, daha fazla kazanmak için insanların işte e, ilaçlar basmaları gıdalar ya da hormon e, basmaları aslında yani düşünün mesela şu anda zaten kendisi organik olan Allah'ın toprağından çıkan e, toprağın kimyası da suyun buluşması sonucu Allah'ın kara topraktan çıkardığı en ver çeşit şeyi daha fazla para vererek yeme e, çalışıyor insanlar yani organik olan bir şeyi zaten inorganik hale getirmişiz ve e, organini bulmaya çalışıyoruz falan gibi bir durum var. Şimdi yine Fatır suresinin 45. ayetinde Kur'an-ı Kerim'de deniyor ki eğer Allah insanları yaptıkları işler yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor diyor. Süreleri geldiği zaman kuşkusuz Allah kullarını görmektedir. Onların yaptıkları işlere göre haklarında hükmü de verecektir. Yani gerekirse cezalandıracaktır. Ama şu var. Yani buradan ders çıkarmamız gerekiyorsa evet Allah yaptığımız her hatayı bir anda belki bizim karşımıza çıkarmıyor. Bize süre veriyor. Ne için süre veriyor? Ders alalım, ibret alalım, hatamızdan dönelim diyor. Çünkü Allah rahmet ve merhamet sahibi. Secde suresi 20. ayette diyor ki andolsun ki biz onları o büyük azaptan önce yakın azabı tattıracağız. Belki dönerler diyor. Yakın yani dünya azabını tattıracağız. Belki dönerler diye. Demek ki dünya hayatında bazen insanlar... Bir takım şeylerle sınanabilirler, bir takım zorluklarla karşı karşıya gelebilirler. Bir kendine gelsinler diye. Yani ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, bu gidişat nereye? Ya yani Burada bir yanlış var çünkü. yani Dünyanın şu andaki durumuna baktığımız zaman dünyada birçok şeyin doğru gitmediğini görüyoruz. Ama yani düşünün ki mesela Irak'ta milyonlarca insan öldü. Suriye'de milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Milyonlarca insan yine öldü, sakatlandı, ağır yaralandı. Yemen'de aynı şekilde insanlar daha çok yakın dönemden beri yani düşünün şu anda hala devam edecek şekilde <laughs> e, sağlıklı beslenemiyorlar, temiz suya ulaşamıyorlar, çocuklar açlıktan ölüyor, hastalıklardan ölüyor insanlar. E, Libya'da yaşanan olaylar ya bütün burada olaylar yaşanırken bizim gündelik hayatımız devam ediyordu. Bizim gündemimizde bunlar yoktu ama şimdi öyle bir şeyle karşı karşıya kaldık ki ya bir dakika dünyada bizim dışımızda da bir takım olaylar gerçekleşiyormuş. Ölümler varmış. Her yaştan insanlar e, barınma sıkıntılarıyla sağlıklı yaşam ortamında yaşama sıkıntı da karşı karşıyaymış. E, dolayısıyla e, buradan bir ders çıkarmak e, bundan sonraki süreçte de hem ülkemiz açısından hem dünya geneli açısından e, duyarlılık ve sorumluluk içinde hareket etmemiz gerekir. Bakara suresi 155. ayette az önce Caner Hocam dikkat çekti diyor ki kesinlikle sizi korkuyla açlıkla mal can ve verim kaybıyla sınarız ama sabredenleri müjdele diyor. Şu andaki yaşadığımız pandemi sürecindeki ortam bakar mısınız? Bakın bütün iş yerleri kapanmak durumunda kaldı. İnsanların bir kısmı işsiz kalmak durumunda kaldı. Tamam devlet Allah razı olsun bir şekilde bunu karşılamaya çalışıyor. Elinden geldiği kadarıyla insanları muadil etmemeye çalışıyor. Ama bir de vatandaş olarak bizim de buradan ders almamız, ibret almamız lazım. Mesela sokaklara rahat bir şekilde çıkamıyoruz. İşte sahil yerlerine, piknik alanlarına rahat bir şekilde gidemiyoruz. Düşünsenize normal günleri kayıt içerisinde yaptığımız birçok şeyi mesela yapamaz duruma geldik. Hem bunların kıymetini anlamamız gerekiyor. Hem de bazen, işte bak ölümden korkuyoruz, korkuyla, e, açlık korkusuyla gidiyoruz mesela birçok insan marketleri yağmalıyor, stok yapıyor. Açlık korkusu, e, can ve verim kaybıyla, işte mesela insanlar çalışamadığı için üretim yapamıyorlar, üretim yapılmadığı için işte işyerleri kapanmak durumunda kalıyor. Yani dolayısıyla bizim, ha biz çok hak ettik ve Allah bizi şu anda cezalandırıyor anlamında söylemiyorum. Ama biz bu süreçten nasıl ders çıkartabiliriz? Halimizi düzeltmek için bizim dışımıza da bir dünya olduğunu fark etmek için ve insanlığın yararına, faydasına neler yapabiliriz diye düşünmek için bir fırsattır. Çünkü karşılaştığımız sıkıntılar bazen bizi kendimize getirir, hataları fark etmemize ve kendimizi geliştirmemize neden olabilir. Dolayısıyla karşılaştığımız sıkıntılar bile Allah'ın rahmeti sebebiyledir. Hani bazen insanlar iflas etmenin dünyanın en korkunç şey olduğunu düşünür çünkü insan ciddi anlamda bir ee, ekonomik standartlarında değişim olur. Gerçekten büyük bir imtihandır. Ama o iflas sebebiyle e, Allah'a daha da yaklaşan, hiç normal günlük hayatını yapmıyor olmasına rağmen ibadetlerine özen gösteren ve sonunda iyi ki de iflası yaşamışım, iyi ki de Allah beni bununla yüze getirmiş ki ben e, sudan çıkmış balığa dönmüştüm ama şimdi kendime geldim. Bu hayatta niye var olduğumu anladım. Şimdi Allah için insanlık için daha hayırlı faydalı şeyler yapıyorum diye birçok insanla karşılaştık. Yani Bunu bir e, hayra ve fırsata çevirmektir esas olan şey. Yani aslında hocam bu süreç insanlar için bir farkındalık, bir kıymet bilme sürecine dönüştürebilir eğer insanlar bunun için uğraşırsa. Ben hatta sosyal medyada birkaç görüntüye denk gelmiştim. İşte e, yoğun endüstrinin olduğu bazı bölgelerde mesela hava kirliliği e, bu süreçte yani koronavirüs sürecinde çalışma olmadığı için azalmaya başlamış. Yani bilmiyorum doğru mu belki siz daha çok bilirsiniz. E, ayrıca mesela hayvanat bahçelerinde e, hayvanlar salındığı için mesela daha rahat hareket eder duruma falan gelmişler. Yani çok ilginç gelmişti. Yani insan olarak belki normal zamanlarda bunların farkında değildik. Ama böyle bir değişim olduğunda bunları görmüş olduk. Bir de benim mesela en çok etkilenen şey şu oldu. Yani daha koronavirüs ülkemizde böyle etkisini göstereli yani birkaç hafta oldu. Yani ayı daha yeni geçtik herhalde. ama koronavirüs öncesi anılarımızın böyle silikleştiğini sanki hani uzun zamandır evde kalıyormuşuz da dışarı çıkmıyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Bu beni çok etkiledi mesela. Yani insanoğlu hızlı bir değişim yaşadığı zaman önceki yaşamına dair, standartlarına dair çok böyle uzaktan böyle yabancı bir şekilde bakmaya başlıyor. Belki de ben bunu şeye benzetiyorum yani acaba öldüğümüzde de dünya hayatına bakışımız bu kadar böyle bir yabancılıkla mı olacak? Çünkü e, Mümin'in suresinin ayetlerinde geçiyor olması lazım. Şu an tam Hatırlayamadım belki yardımcı olursunuz. Ee, Allah zalimlere sorduğunda dünyada ne kadar kaldınız diye bir gün bir ya da gün bir ya da günden bir gün daha az kaldık diyor. diyor. Gerçekten şu anda ben e, bu pandemi sürecinde evde kaldığımız süreçte sanki yani koronavirüs öncesi hayatım için öyle hissediyorum. Sanki bir gün ya da bir günden az bu özgürlüğü yaşamışım ge gibi geliyor. Bu beni çok etkilen bir evet. şey oldu gerçekten. Hocam, e, Cenan hocam size bir soru yönelteyim. Yine buna aslında evet. yakın bir... E, mesele. Bu bela insanların başından kalktığı zaman sizce daha dindar mı olacaklar? E, e, bir araştırmalar var. Yapılmış o araştırmalara göre gerçekten e, bu tsunami, deprem gibi felaketler sonrasında insanların daha dindar olma eğilimi taşıdıklarını gösteriyor. Ve bu genelde dinsizlerin dine dönmesinden ziyade dine inananların dine verdikleri hayatındaki önemin artması şeklinde daha çok oluyor bu ıı, 2019'da bitmiş yeni bir araştırma. Hı hı. E biz de bunu hayatımızda da gözlemişizdir. Yani insanlar özellikle felaket olduğunda Allah'a yönelme eğilimi gösteriyorlar. Yani aslında evvelden de dediğimiz gibi bolluk da imtihandır, darlık da imtihandır. Fakat insanlar yani bollukta artık kendini yeterli gördükleri için o nimetlerin hazlara dalıp onun bir imtihan olduğunu unutup da uzaklaşma ihtimalleri artıyor. Fakat başlarına zorluk gelince kendi acizliklerini görüp onu çözemediklerini gördükleri için yaratıcılarına yöneliyorlar. Oysa tabi yapılması gerekli doğru şey yani bollukta da bolluğu veren Allah bolluk için şükretmek. Zorlukta da orada imtihan eden Allah o imtihanda gerekli şey yapıp yine Allah'a dönmek, yine şükretmek, yine hamd etmek yapılması gereken. Ee, e, bu sıkıntı dönemleri insanların dine dönmesinde etkili oluyor. Fakat işte Emre hocamın demin söylediği gemi örneğinde olduğu gibi yani gemi fırtınalar içindeyken çok büyük bir ço yani çoğunluk o şirk gibi bir kenara bırakıp Allah'a yönelse de gemi e, e, o fırtına dinince bir anda eski haline büyük bir kesim, Kur'an'da da büyük bir kesim yani azı müstesna diye geçiyor. Büyük bir kesim eski haline dönme eğilimi gösteriyor. Muhtemelen burada da böyle olacaktır. Buradan aldıkları ibreti hayatının geri kalanında e, ee, kullananlar olacağı gibi, bunu unutanlar olacaktır. Bizim buradaki amacımız hem kendimiz için hem başkaları için buradan daha iyi bir kul olarak çıkmak, daha çok şükreden, daha çok hamdeden, sabr etmeyi öğrenen, Allah'a yönelen bir kul olarak çıkmak. Yani biz kendimiz hepimiz Allah'a hesap vereceğimizi düşünerek, ben bu durumdan nasıl en hayırlı şekilde çıkarım diye düşünüp bunu fırsata dönüştürmemiz lazım. Ama konuyla ilgili bir de Hud suresindeki ayetleri okuyabilirim. 9 ile 11 arası bence bu konuyla ilişkili sorduğun soruyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer nankörleşir değil mi? Yani insan ufacık başına bir sıkıntı geldiğince anında ümitsizliğe çok hızlı şekilde geçme eğilimi gösteriyor. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona, ona bir nimet tattırsak kötü durumdan ben kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Yani bu sefer çok hızlı bir şekilde kötü durum benden gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. İşim yani. olmaktır yani. Evet. Yani sanki evvelden o isteyen kendisi değilmiş gibi bir yandan o her şey gitti. Tamam geride bıraktık diye bir yandan haz dünyasının içine kendini atıp Allah'ı anmayı unutabiliyor insan. Ancak burada tabi ancak bir kesim var. Sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış. Ve büyük bir mükafat vardır. Abi elbette bir sabreden hem dünya hem ahiret için hayırlı iş üretmeye çalışan bir kesim var. Onlar böyle değildir inşallah biz buradan alacağımız ibrette bu kesimin içinden olmaya gayret edelim. Yani Allah için üretmeye gayret edelim. Bir de bu yani e, pandeminin bana hatırlattığı yine bir ayetler var Kur'an'da bizim acizliğimizle ilgili. Şimdi sinek çok basit bir şey. Şimdi sinek çok basit bir şey. O çok basit bir şeye karşıt bile e, işte o putların nasıl aciz olduğunu kuran örneğini veriyor. Değil mi? Mesela putları büyütüyorsun, tanrı diyorsun. Sinek ondan bir şey alsa ayete göre Hac suresi 73'te söyleniyor. Ve o putlar ondan bile bir şey kurtaramaz. İsteyen de aciz, kendinden istenen de diyor değil mi Kur'an? E, Bakara suresi 26'da da Allah sivrisineği ve onun, onun üstündeki bir şeyi örnek vermekten çekinmeyeceğini söylüyor. E, burada da yani şunu diyorum yani sivri sineği kuran insanların bildiği en basit canlı diyor o dönemde sivri sineği örnek sineği örnek veriyor başka bir yerde sivri sineği örnek veriyor. E, o bile işte sizin öyle çok büyüttüğünüz o şeylerden bir putlardan bir şey alsa bir şey yapmaz. Şimdi ben olay bağlantıyı şöyle kuruyorum. Şu andaki virüs de bizim bildiğimiz en basit e, canlı türü diyelim. Canlının tarifini yapışınıza göre kimse onu canlı diyor, kimse canlı değil diyor. Yani kendi başına serbest üremesi gerekse canlı olmaz. Ama belli molekülleri taşıması veyahut da üreme kapasitesinin içinden başka bir şeyle birleştiğinde devam ettirebilmesi tipi tanımlar yaparsak canlıya girer. Yani canlı tanımının da kıyısında. Hani biyoloji felsefesinde koyduğunuz kritere göre canlıya giriyor veya girmiyor. Yani öyle bir varlık virüsü o kadar. Basit bir canlı. Hele bu bir de RNA virüsü. Yani iyice basit bir e, moleküler yapı yani birçok canlıya göre basit bir varlık e, diyorsunuz. Ama işte o bütün dünyaya bir sütme diyeceğiz, altını üstüne getireceğiz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye. kendi ilahlaştıran insanları bir yerde böyle höt dedi herkes evlerine dağıldı. Yani bir baktı o aciz bir virüs bütün hepimizi alt üst etti, mahvetti. Ha, burada da işte o yine mesaj var yani biz yani bir yerde aslında o sivrisine e, güç yetiremediği gibi bizim o ürettiklerimiz, teknolojimiz hiçbir şey bir yerde bir geliyor bir virüse bile laf geçiremeyecek duruma gelebiliyorlar o yüzden her ee, zaman için acizliğimizi bilelim Allah'a yönelim ve hiçbir şeyde gözümüzde fazla abartmayalım ölümün yakın olduğunu da ve bir gün Allah'a hesap vereceğimizi bilerek dediğim gibi bu zor günleri başarıyla Allah'ın izniyle atlatalım yani bu süreçten olabildiğince ders alıp tekrar yani devamında e, takvalı bir insan olup yaşamaya devam etmek gibi... inşallah Emre hocam, bu koronavirüs ortaya çıktıktan sonra bunun karşısında dinin ve din adamlarının çaresiz kaldığını, bilimi ve bilim adamlarını dinlememiz, onun yani sırf onların sözlerini dinlememiz gerektiğini söyleyen bir söylem türedi. Özellikle sosyal medyada insanlar çok denk geliyorlardı bu tarz söyleme. Peki yani sizce bu söylemleri dikkate almak gerekir mi? Din ve bilim birbirinin alternatifi midir? Şimdi tabii bu tarz e, paylaşımlar yapanlar oldu. E, hatta karikatürler çok yapıldı. Evet. Bu tarz karikatürler. Hı. Yani e, dinin de işte din adamlarında veya dinler insanların da bu pandemi karşısında çaresiz kaldı. Hı. Dolayısıyla esas olan şeyin din değil de bilim olduğu ya da işte din dinler dindar insanlar değil ya da din adamları değildi. bilim adamları oldu. Bilim insanları olduğu şekilde paylaşımlar yapıldı. Tabii bunlar çok e, yakışıksız yaklaşımlar, paylaşımlar. Neden derseniz, bir kere yani eğer ki e, bu şekilde bir din anlayışına sahip bir insan varsa ki insanların, evet inanan insanların bir kısmı böyle bir din anlayışına sahipler. O doğru. Yani bilimi e, küçük gören, bilimi önemsizleştiren ya da her şeyin sadece e, bize gelen nakilden ibaret olduğunu düşünen ve bunu iddia eden dini görüşler var. Tabi bunları eleştirebilirsiniz. E, bu dini görüşleri veya bu anlayıştaki bir kişiyi eleştirebilirsiniz ama bu e, Müslümanların tamamını temsil eden bir görüş değil. Müslümanın genelini temsil eden görüş değil. Velev ki genelini temsil eden bir görüş olsun. Ee, İslam Müslümanlar üzerinden yargılanacak bir din değil. Evet. Bu anlamda bizim e, bakarken burada dikkat etmemiz gereken şey İslam'ın bu konuda ne dedidir? Yani Kur'an'ın bu konuda e, ne dedidir? Veya Hazreti Peygamber'in o Kur'an'ı hayata taşırken e, neler yaptırdır? Örnek Şimdi Ateizm Derneği tarafından bir paylaşım yapıldı. İşte şöyle dendi. Korona şunu gösterdi. 150 bin din adamı bir tane doktor etmiyor. <laughs> ee, şimdi bu tabii hakikaten hocamın güldüğü gibi komik yani. Niye komik? Şimdi e, bu tabii ateistlerin tamamını temsil eden bir görüş. Hatta bence birçok ateist zaten en çok bu e, miza diyebileceğimiz şekilde paylaşım. Onlar ciddi yaptılar ama bu bence bir mizah olabilir. Eleştirilmiştir. E, ateistlerin geneli de bu anlayışta değildir. Öyle mi de diyorum olmamalıdır diye tahmin ediyorum. Ama şu var. Mesela bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapılması gerektiği zaten hepimizin her zaman söylediği bir şey. Yani bunu söyleyebilirsiniz. Evet bakın gördünüz ki bizim de dediğimiz gibi bilim ve teknolojiye her zaman yatırım yapılması önemlidir ki şu anda işte bilimin ve teknolojinin imkanlarıyla biz bu virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya da bilim insanlarının laboratuvarda bunlarla ilgili çalışma yapmaları işte aşı geliştirme çalışmaları falan. Şimdi zaten bu bir ortalama bir dindarın da söyleyeceği veya kabul edeceği bir anlayıştır. Ama siz kalkıp 150 bin tane din adamı bir tane doktor etmiyor derseniz e bu durumda böyle bir kıyaslama eğer makul ise o zaman 150 bin mühendis, 150 bin sanatçı, ne bileyim 150 bin ekonomist de bir doktor etmeyecektir. Ya da 150 bin doktor da pekala bir sanatçı etmeyebilir yani. Şimdi bu tarz şeyler çok çocuksu, e, hakikaten e, temelsiz ama ne yapılmalı evet, Fırsat bir fırsat burada evet, dini yani bir gol atar mıyız diye düşünenler oluyor tabii. Yani buradan hareketle e, dini, dini görüşleri veya din anlayışını, küçük görme ve aşağılama yoluna gidiliyor. Bu doğru değil. Çünkü dinin kendisinin hastalıklara ve salgınlara tıbbi çare olmak gibi bir iddiası yok zaten. Yani Kur'an-ı Kerim kim insanların anladığı gibi ses titreşimlerinden insanların sağlık sorunlarına çözüm bulacakları, şifa bulacakları bir metin, bir hitap değil. Kur'an insanın gönlüne bir şifadır. Ama Kur'an aynı zamanda bizi Dış dünyadan bilgi edinmeye yani bilim yapmaya teşvik eder. Hastalıklara çare bulacak olan insandır. Kur'an da insanı bilime ve bilgi edinmeye teşvik eder. Tabii ki sonunda bunun şifasını verecek olan Allah'tır. Çünkü bizim dış dünyadan bilgi edinme imkanımızı bize tanıyan da Allah'tır. Yani bugün biz bilim yapabiliyorsak, biz bugün bilimsel bilgi edinebiliyorsak, Allah'ın yasaları sayesindedir bu ve Allah'ın evreni bizim anlayabileceğimiz şekilde yaratmış olması sebebiyledir. Bunun yanında bazı ateistlerin de bilimi tekerlerini, tekerlerini almaya çalıştıklarını görüyoruz bu yaklaşımlarıyla. Halbuki din, dinin kendisi bilime de bilimsel çalışmalara da karşı değildir. Tam tersine modern bilimin temelini atan insanlara baktığımız zaman, bilim tarihini incelediğimiz zaman hem yani doğuda hem batıda, Allah inancına sahip e, dini hassasiyeti olan hatta evreni incelemeyi, e, bilim üretmeyi, teknoloji üretmeyi, Allah'ın sanatını daha iyi anlamanın bir yolu olduğunu söyleyen insanlar olduklarını görüyoruz. Bu hakikati de ortaya koymak lazım. Bugün e, problem aslında birçok kişinin yani bu görüşteki kişinin e, bilimi, naturalizme, yani doğa dışında bir gerçeklik olmadığı felsefi iddiasına dayandırmasından kaynaklanıyor. Siz zaten hareket noktası olarak doğa dışında bir gerçeklik yoktur, yani bir yaratıcı yoktur derseniz, tabii ki bu anlayış dinle çatışacaktır. Çünkü dinin en temel tezi zaten dinin ontolojisinin merkezinde zaten e, bir yaratıcı fikri var. Ve o yaratıcının her şeyi yarattığı inancı var. Ama naturalizm e, bilime yamanmış bir felsefedir. Naturalizm bilimin kendisi değildir. Siz bilimin naturalizmi indirgerseniz, Bilimin hiç olmadığı bir şeyi e, bilime dayatmaya veya bilime yamamaya kalkarsınız. Bu anlamda din ve bilim birbirinin alternatifi değildir. Tam tersine birbirlerini tamamlayan e, unsurlardır. Mesela bilimcilik anlayışı var bunun yanında. O da e, tek güvenilir bilgi kaynağı bilimdir diyen bir anlayıştır. Bu ne demektir? Din, felsefe, hukuk, sanat, e, edebiyat, ahlak hiçbir alan bize bilgi sağlamaz... Sadece pozitif anlamda yaptığımız bilim bize bilgi sağlar, laboratuvar bize bilgi sağlar. Halbuki bizim hayatımızın önemli bir kısmı bizim mesela ahlak konusuna geldiğimiz zaman laboratuvardan bir test kabından iyi veya kötü çıkarmanın mümkün olmadığını kolayca görebiliyoruz. Ya da bizim estetik yargılarımız, estetik değerlerimiz veya kişisel tercihlerimiz, değerlerimiz bunlar da bilimin alanına girmeyen şeyler. Yani bilim çok önemli evet ama her türlü problemi bilimle çözmeye çalışmak veya her türlü sorunun cevabını sadece bilimden edinmemizi, edinebileceğimizi söylemek aslında bilimin hiç olmadığı, hiç iddia etmediği ve alanının dışına çıkmasına onu zorlayacak bir iddiadır ki bu en başta bilime haksızlık olur. Burada bunun altını çizmek lazım. Yanlış dini anlayışları o anlayışa sahip insanlara fatura etmek lazım. Dinin kendisine fatura etmek haksızlık olur. Önemli olan bu insanların ne dediği değil, dinin ne dediğidir. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'e bakılması gerekir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Kur'an bize dış dünyadan bilgi edinmeye ve Allah'ın evrende yaratmış olduğu ayetleri en güzel şekilde anlamaya teşvik ettiğini bir kere olsun Kur'an'ı okuyan bir insan çok kolay bir şekilde zaten görecektir. Hocam bilimcilikten bahsettiniz. Mesela orada bana ilginç gelen şey olmuştur. Eee... Doğruyu sadece bilimden öğreniriz ifadesi aslında bilimsel bir ifade değil. Değildir. Tabii ki felsefi bir iddia. Felsef yani bunu bir bilimsel iddia. olarak test edemezsiniz. Hı hı. Yani bilim dışında güvenilir bir bilgi olmadığını bilimsel yöntemleri kullanarak test etmeniz mümkün değildir ki bu zaten felsefi bir iddiadır. Bilimin öyle bir iddiası ilk yok. Iddadan, e, kendilerini tabii. çürüten bir anlayışa sahipler aslında düşünce. Hocam Emre hocam biraz giriş yaptı. E, siz mesela koronavirüsün e, bilim-din ilişkisinde nasıl değişik? değişikliklere sebep olacağını düşünüyorum. Şu işin doğrusu hocam yani bilim-din ilişkisinde köklü bir değişikliğe sebebiyet verecek bir şey göremiyorum ben koronavirüste. Ama yani söylediği bazı nasihatlar var bir değişiklik anlamında değilse. O da şunu gösteriyor. Bunu da biz koronavirüsten önce başka vesilelerle de görebilirdik. Yani bir bilime önem veren bir din anlayışını görüyoruz. Bakın şu anda bütün dünya bir aşı gelse. Ah şöyle iyi bir antiviral ilaç bulsak da Hastalığı hızlı tedavi etsek veya aşı bulup da hele hele aşı bulup da koruyucu bir şey yapabilsek diye bekliyoruz. Yani hepimizin gözleri bilim adamlarının yapacağı bir şeydir. Şimdi birçok insanın gözü bilimin başarısına takılmışken bilimi böyle küçümseyen bir anlayış değil mi? Pek başarılı olması mümkün değil. Ee, bunun dışında e, bilime meydan okuyan din adına, şeyler bir de dinle alakası olmayan şeyler yerine. Mesela şöyle bir görüntü vardı benim yani gördüğüm bu en e, ilginç video. Yani sağlık çalışanları bir Müslüman ülkede bir türbeden gelen bezi maskeleriyle öpüyorlar. Şimdi şuna benzer şeyi çok gördük. Toplanıyorlar. Virüs bize bir şey yapmaz diye Hristiyan gruplar, Müslüman gruplar bağırıp çağırıyorlar falan. Ya yani bir o bir komedi. Onu anladım ama bu sağlık çalışanı. Maske giymiş. Ondan sonra vücuduna özel kıyafetler giymiş. Niye kendisine virüs bulaşmasın korona hastadan diğerlerinden ve has, sağlık çalışanları ki onların hepsinden de Allah razı olsun buradan hepsine selamlar söylüyoruz. En çok virüs kapma tehlikesi olan grup bu grup bir bezi sırayla öpüyorlar. Ya, sağlık çalışan inanılmaz bir şey görüyorsun. yani Burada bir insanın yani orada dikkat edin hem sahte bilim hem sahte din var. Niye sahte din var? Çünkü bir bezi öpmeyi siz dinselleştiriyorsunuz ki böyle bir tehlikeyi göz alıyorsunuz. Sahte bilim var bir yerde nedir yani böyle bir şey yapmamız işte bilmem hangi türbeden gelen bez bize koronayı bulaştırmaz gibi herhalde bir iddia var. Yani adam maskenin üstünden öpüyor kimisi kimisi maske indirip öpüyor. Yani ne diyeceğini bir insan şaşırıyor. Fakat sonuçta ne oluyor? Bu tip görüntüleri yapanlar bu tip iddialarda bulunanların iddiasının boş olduğu bu virüse dikkat etmeyen herkese bu virüsün bulaşabileceği yani Müslüman'ı da öldürebileceği, camiye de girebileceği yani oradaki o sağlık görevlisi o bezden de bulaşabileceği bunun örnekleri görünüyor. Belki o noktada birine bulaştım bulaşmadığını bilmiyorum ama bunun örnekleri gözüküyor. Sonra dinin iddia etmediği şekilde böyle saçma iddialarda bulunmak yani bez öpmek üzerinden türbe yalamak üzerinden bir İslam'ın e, ne kadar yanlış olduğu anlaşılıyor. Fakat bunun yanında bir yerde bilimin kurallarına da bir şekilde bağlı. Çünkü dinin de özünde insan canı tehlikeye girdiğinde onu savunmak yani İslam'ın içinden de gelen bir prensip. Burada bilimin bir kaidesi birbirinden uzak durmasa yani bunu yerine getirmeye engel hiçbir şey yok. Nitekim ben bununla ilgili çok şu Kur'an ayetini örnek veriyorum. Zorda kalan Kur'an'da değil mi bir vücudu zarar görecek şekilde yani ölmesi bile şart değil. Vücudu zarar görecek veya ölme tehlikesinde olan bir insan mesela domuz etini yiyebiliyor Kur'an'a göre. Normalde domuz eti yemek haram. Yani ne de bu can tehlikesiyle başka bir şey çeliştiği zaman Kur'an'da şunu görüyoruz. Mesela diyelim siz bir namaz kılacaksınız ama o namazı kılarsanız o adam sizi öldürecek o anda belli. Bir yerde yani o anda namazı ertelersiniz. Yani domuz etini de yersiniz. Kur'an ayetinden çıkıyor işte domuz etini yemesi. Aynı şey işte bu şey için de geçerli. Yani bu virüs eğer ki size bir bulaşma tehlikesi varsa bir yerde ne yaparsınız? O toplanan e, cuma namazına gitmezsiniz. İslam'da geçmesine rağmen ama Kur'an'dan da bunun bir temelini bulabilirsiniz böyle bir kıyasla bunun mantığının temelini bulabilirsiniz. Sonuçta bu mantıksal çıkarımları yapmayan, İslam'da olmayan şeyler İslam gibi sunan anlayışların da burada işte nasıl geçersiz olduğu, nasıl zarar gördükleri. Böyle aynı şey Hristiyanlarda da gözüktü benzer örnekler. Evet. Hindularda gözüktü. işte inek idrarı içtiler. Hristiyanlarda gözüktü. Aynı şekilde milleti toplayıp da ortak bir yerlerden ortak kaşıkla onlara sumu içirdiler falan. Ee, i̇nşallah yani sonuçta yepyeni bir şey bize Koran'a söylemese de yani akılla e, bilimi, dini bunları birbirinden ayırmayın diyen anlayışları bence desteklediği kanaatindeyim bu gördüğümüz manzaralar. Aslında hocam sosyal medyada yani güzel örnekler de gördük. Ee, benim aklıma Amerika'da bir hastanede e, uzun süre Koronavirüs hastalarıyla mücadele verdikten sonra hastalığıyla mücadele verdikten sonra e, dua eden doktorlar görüntüsü vardı. Tabii. Bu aslında bir yerde o ateistlerin yaptığı o yani hepsi belki yapmıyordur gerçekten bunu. E, o işte 150 bin din adamı bir bilim adamı bir doktor etmez söylemesi de aslında bir yerde cevap oluyor çünkü. Aslında o doktorların birçoğu da dindar olabiliyor. Yani bu şeyi gözden kaçırabiliyorlar. Din adına işte nasıl böyle gidip de bez öptür, türbiyel alatmak hataysa. Diğer taraftan ateizm adına birilerinin bu işin duayla ne alakası var demesi. Yani bu gerekli mantıklı tedbirler alındıktan sonra duaya ihtiyaç olmadığını, Allah'a yönelme ihtiyaç olmadığını söylemesi de bir o kadar yani ayrı bir saçmalık. Yani, yani bunların ikisine karşı da olmak lazım. Bir de hocam insanları böyle iki seçenek arasında bırakmak gibi çok anlamsız. Yani ya dua edeceksin ya işte bilim yapacaksın gibi. Yani bunlar birbirinin alternatifi tam tersine. Hani şey hatırlarsanız e, Aziz Sancar hocamız, profesör doktor, Nobel ödülü alarak bizi gururlandıran değerli hocamız. E, bir ara e, bu reverdi röportajlarda bilimsel çalışmalarını yaptıktan sonra bunun arz ettiği gibi gerçekleşmesi için e, dua da ettiğini hı hı. söylemişti. Hani bizim bu bilimi çok esas alan e, bir e, kesim e, linç etmeye kalktılar evet. hocayı ve hocanın bilim insanlığını sorgulama cüretini gösterecek kadar ileri gittiler. Yani klavyenin tuşlarına basmaktan başka teknolojiyle bağlantısı olmayan, bilimle bağlantısı olmayan insanlar hocanın bilim insanlığını sorgulamaya çalıştılar. Neden? Yani işte bilim insanı dua mı edermişti? Yani bilim insanı bak insan diyorsun değil mi? İnsan aynı zamanda inanan, yani inançlar olan, duyguları olan kendine üst bir varlığa yönelme fıtratı olan, eğilim olan bir insan, varlık. Şimdi yani Aziz Hoca bunu söylerken ben laboratuvara girerim, hiçbir şey yapmadan her şeyin duayla gerçekleşmesini ümit ederim demedi ki yani. İnsan olarak üzerimize düşen şeyleri yaptıktan sonra onların, yani biz mesela düşünün bir sınava giriyoruz ve o sınava girmek için asgari gereklilikleri yerine getiriyoruz, çalışıyoruz, emeğimizi ortaya koyuyoruz, sonra Allah'tan hakkımızda hayırlısını diliyoruz şimdi bizim bu sınava çalıştığımız gerçeğini ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Ama sınavı hiç çalışmadan, hiç emek vermeden oturduğumuz yerden Allah'ım işte ben üniversite sınavında falan üniversitenin şu bölümüne yerleşmek istiyorum. Sen bana kolaylık sağla desek yani bu da etmemiz gereken duayı karşılamayacaktır. Çünkü onun olması için emeğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Ben burada hocam şey örnek veriyordum. Mesela duada peygamberlerin aşağı yukarı hepsi başarı için Etrafındakiler hidayet görsün diye dua ediyordur etmiştir ama mesela hiç şöyle bir peygamber modeli yok Kuranda Allah'ın bu ümmeti işte işte etirp şu insanları böyle hidayet ederdir falan diyor ama kendisi gereğini yapmıyor peygamberlerim kınanmayı göz alıyor öldürülmeyi göz alıyor Hazreti İbrahim ateşe atılmayı göz alıyor Hazreti Nuhla alay ediliyor peygamberimizi çocuklar taşlıyor ama ne yapıyor Israrla anlatıyorlar sadece Allah'a yönelik duayla kalmıyor da fiili olarak da yapılması gerekeni hepsi yapıyor sonuna kadar da mücadele ediyorlar. Yani dua etmek eylemde bulunmamanın sebebi olsaydı başlangıçta bu peygamberlerin örnekliğinde gözüküyordu. Yani peygamberlerin örnekliğinde Kur'an'da gözüken dua ile beraber eylemi birleştirmek olmuş. Yani o zaman Kur'an'da veya diğerlerinde de bu yani tebliğdeki örneğin benzerini alırsak orada da dua ile beraber eylemi birleştirmek lazım yapılması gereken. Aslında eylemi en özverili şekilde yapan insanlar olmuşlar yani peygamberler. Düşündüğümüzde işte yani savaşta bile e, belki bir yönetici belki bir komutan konumunda olmasına rağmen en önlerde savaşmayı göze almışlar. Ee, hatta Peygamberimiz Kur'an'a göre öyle bir savaşıyor ki evet. millet bırakıp kaçıyor arkalarından onları çağırıyor. Hani şöyle bile yapmıyor kenara çekilip de ya ben peygamberim falan siz savaşın ben buradan size emirleri vereceğim demiyor ki öyle evet. yapsa da bir. Anlaşılır yani normaldir. Çünkü. Normalde bir komutandan beklenen odur hatta hı hı. ama peygamber öyle yapmıyor yani kaçanları arkalarından çağıracak şekilde savaş meydanında canını ortaya koyuyor. <laughs> Ki bu da bence yani hani peygamber menfaati için din uydurdu diyenler için de bir bence göz alınması gerekli bir tablo. Eylemde bulunmanın önemini anlamak için de bence göz önünde bulundurması gereken bir tablo. Hocam süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Emre hocam siz doktorlar yetiştiren bir tıp fakültesinde öğretim üyesisiniz. Koronavirüsle bu mücadelede sağlık çalışanlarımız gerçekten çok büyük özveride bulunuyorlar onların bu özverili çalışmaları için ne söylemek istersiniz? E tabii sadece doktor değil e, sağlık çalışanları da yetişti. Üniversitede öğretim üyeliği yapıyorum ben. E tabii e, bu süreçte e, doktorlarımızdan da sağlık çalışanlarımızdan da vefat edenler oldu. Onlara da evet. Allah'tan rahmet, Aa, e, e, tamam. ailelerine sabır dileyelim. Yani düşünün ki bir insan başka bir insan hayatını kurtarmak için kendini feda edebiliyor. Bu çok aziz bir şey. Hakikaten çok takdire şayan bir şey. O yüzden mekanları cennet olsun inşallah. Tabi bu süreç bize neyi gösterdi? Dün dünyada aslında bilgiye, bilime, teknolojiye ve sağlığa yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü hı hı. bu süreçte, bu pandemi sürecinde bununla mücadele edebilen ve bununla mücadele edecek imkanı bulmayan toplumlar aslında bu zinet farkını ortaya koymuş oldu. Tabi aynı zamanda sizin dikkat çektiğiniz gibi şu anda hala da büyük bir özveriyle canla başla yani e, o, emeklerini ortaya koyan e, gece gündüz demeden ailelerinden uzak yaşayan yani ben bazı videolar gördüm hakikaten yüreğim parçalandı. Hani e, sadece sağlık çalış çalışan da değil tabii mesela ambulans şoförlüğü yapan insan da yani evet. sağlık çalışanı olarak kabul edilebilir belki ama e, birçok farklı meslek grubundan da mesela yani polislerimiz de işte jandarmamız da askerlerimiz de birçok yerde aslında e, görev alıyorlar. E, bu toplumun faydası için, bu toplumun yararı için görev alıyor. Allah hepsinden razı olsun gerçekten. Ama şu var, e, Kur'an ayetlerinin dikkat çektiği çok evrensel ve muhteşem bir e, ilke vardır. Onu hatırlatalım burada tam konu gelmişken. Maide suresi 32. ayette. Özetle deniyor ki kim bir kişiyi öldürürse haksız yere bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dahası kim de bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Yani bugün e, sağlık çalışanları ve onlara... Lojistik destek sağlayan bütün insanlar gerçekten insanların hayatını kurtarmak için bir çaba ortaya koyuyorlarsa bunun Kur'an dilindeki karşılığı bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Böyle bir hizmet e, görüyorlar. Ve bu konuda onların işini kolaylaştıran ve bu hizmeti daha iyi gerçekleştirmeyi sağlayan herkes de e, özveri koyuyor ortaya. Allah onlardan da razı olsun. Tabii sağlığımız belki de dünya olarak en büyük sermayemiz, en büyük nimetimiz Sağlık Allah'ın bize bir emaneti. Ee, bu süreç bir kez daha bu gerçeği gözler önüne sermiş oldu. Üniversitemizde gerçekten çok nitelikli, kaliteli bir eğitim veriliyor. Çok e, değerli hocalarımız var. Öğrencilerimiz çok iyi yetişiyor. Ama e, ben onlara daha çok İslam felsefesi ve felsefe giriş gibi dersler veriyorum. Bu dersin amacı da onların iyi bir hekim olmasından önce iyi bir insan olmaları, erdemli ilkeli bir insan olmaları. E, bunu yapmaya çalışıyorduk. Ama bu süreçte e, zaten değerlerini biliyorduk öğrencilerimizin ama daha da fazla onların değerini anlamaya çaba e, çabalayacağız, çalışacağız ve her zamanki gibi özverili bir şekilde inşallah onların iyi bir insan, iyi bir hekim, iyi bir sağlık çalışan olması için biz de elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız inşallah. Gerçekten çok sağ olsunlar. Yani hepsine buradan teşekkürlerimizi iletelim. Caner Hocam bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli izleyenler Profesör Doktor Caner Taslaman bizimleydi. Birlikte koronavirüsün hayatımıza etkisini ve bize düşündüklerini konuştuk. Bu gece bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.